Selam gençlik, yepyeni bir Don't Starve bölümüne hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Evet, bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki de bölümler arasında elimden geldiğince bilgiler edinmeye çalıştım. Şu an bunun ağzına çakmamız gerekiyor gibi. Biz çakalım bu mantitin ağzına. Yani onca kez vuruldu, ölmedi. Oh, bir dakika. Niye atak et? Aa, öldü. Çok iyi. Bayağı bir light bulb'lar var burada hacı abiler. Gördüğünüz üzere. Şimdi bu light bulb'ları yediğimiz takdirde ne kadar can geliyor? Bir can geliyormuş sadece. Bu bayağı az bir rakam. Ama hepsini biz toplayalım. Büyük bir ihtimalle lantern. Evet, burada bu ara şeyin sesleri geliyor ağzına çaktığımın. Bu dust oldu. Evet, orada da bir light bulb var. Aa, orada da bir. Aslında bunlar manyak bir şey. Yanına şeyleri koyacaksın hacı abiler. Çiçekleri donatacaksınız. Pataküte pataküte sürekli çıkaracaklar bunları. İşin gerçeği, ben fazla riske girmek de istemiyorum yani. Bunların ağzına çakaraktan. Bunlar kalsın bize, yani mal topluyorlar. Malcımız bunlar. Bu arada iki tane Flight Trap Stalk'ımız var hacı abiler. Flight Trap Stalk iki tane güzel şeye yarıyor diye görmüştüm ben. Şöyle hemen yandan bakacak olursam, aman maymunlara dalmayalım. Daha doğrusu maymunlar bize dalmasın. Neredeydi ağzına çaktığımın? Aman mantitler dalmasın. Lay. Trap Stalk. Aynen. Bununla Bug Be Gone. Aa. What? Bu ne? Allah Allah. Bir dakika. Aa, dondu bunlar. Bir dakika, evrim falan mı geçirecek bunlar? Uf, burayı izleri ben, bakın şimdi. Bakın şimdi, 100 yılın ve şeyi ne yapacağım şimdi. Beni takip etmesine çalış. Evet, takip etmeleri lazım beni, hepsi ama. Allah, zehirlendim. Burada baya bir mevzu var. Bunların hepsi donuyor. Burada baya bir nektar da var. Bunlarla dövüşmesini sağ... Ah, kokun işte burada. Burada silki toplamamız gerekiyor. Ağzına çekeyim. Biraz zehire girmemiz gerekiyor. Abo, saniyede 5 can mı? Şu an bildiğiniz öldüm yani. Ah, Nettle Vine'lar hacı abiler. Evet, bunların bir gelmesini istiyorum ben ama gelmiyorlar. Hepsinin gel hacı abi. Ya da ne yapacağız biliyor musunuz hacı abiler? Bunların etlerini alıp, tamam mı? Ama etleri de yok. Ah, varmış. Bunları ekebiliyorduk bildiğim kadarıyla, öyle değil miydi? Bir dakika. Aa, balık düştü. What? Hayır, burada olmuyormuş o taktik. Velhasıl kelam, şimdi ben buradaki, gördüğünüz üzere mavi çiçekler var. Bunların bayağı, yani bunlarla bayağı kolay bir şekilde yemek yapıldığını keşfettim. Ama bunlar sadece belli bir sezonda büyüyor. O da yağmurlu sezonda, çünkü yani hem tropikal, yani nemli olması gerekiyor. Evet. Şu an 2-3 save. Eski usulle pataküte. Biz böyle hiç riske girmeden alalım almamız gerekeni. Acayip çok
cana ihtiyacımız var bizim hacı abiler. Ondan dolayı biz buraları keşfettik şimdi. Buralar zehirli alanlar. Buraya da giremiyoruz. Malumunuz. Yavaştan eve doğru gideyim. Bu ara Shears'le onu yeni keşfettim. Bilmiyordum. İki kez. Pardon. Uzun yaprakları. Ana. Çitin de çıktı. Manur. Tamam. Dışkı da çıktı Free'den. Bunlar niye böyle? Ben bunu çözemedim. Niye doğumdular? Yani ne olacak bunlardan? Bu ara senetim deli gibi iniyor. Neden? Oo. Emrim. Oo. Bir dakika. Bunlar geldi de bunları da kullanamayacağım ki ağzına çekeyim. Exotic flower'ı toplayayım hadi. Burada yine cocoon tree'ler var. Maymunlar burada anlaşılan. Değil mi? Bir dakika ama kimse yok. Allah Allah. Bunlar yeniden spawn oluyor hacı abiler. Bildiğim kadarıyla iki tane en free'inden ilk aldık şu an. Vallahi hayretler içerisindeyim şu an, ne diyeyim ben de bilmiyorum. Yani free'den bu kadar bir ağaç sökebileceğimi çok tahmin edemiyordum. Daha zorlu olacağını düşünüyordum. 4 tane yaprağımız, cut grass'imiz var. Maşetimiz nerede? Maşetimiz bayağı var. Bunları shears'le almamız gerekiyor. Makasla almamız gerekiyor. O şekilde 2 tane çıkıyormuş diye okudum. Bunu keşke önceden bilseydik ağzına çaktığımın. Evet, maymunlar orada. Ateşimizi yakalım. Malumunuz eve kadar daha gidemeyeceğiz gibi duruyor. Şunlarla dediğim gibi o bug, bug be gone diye alet yapıyoruz. Bunlar genelde şey içinmiş. Hatırlarsınız belki ilk bölümlerde bir tane böyle sinek, ne desem ki, sinek topluluğu mu desem onu da bilmiyorum. Ne karşı karşıya kalmıştık hatırlarsanız. Çayımdan bir yudum neyim izninizle. Bu ara sanki bu ışık bu acayip parlıyor gibi. Allah Allah. Ya da diğer ışık da açık diyeyim acaba. Ulan gece ay ağzına çaktığımın dolunay. O zaman bir dakika. Bir dakika. Yemeğimizi yiyelim. Zaten çok da iyileştirmiyor aslında. Bir can sadece verdi. Tamam, aslında biz yardırabiliriz ya. Ama ne yapsam ya, bir riske girip. Burada da bir tane. Bir dakika, peculiar eroding system totem. Bundan özel itemler çıkabiliyordu bildiğim kadarıyla. Bir dakika. Zehirli alana girmeyeceğiz, tamam, okey. Burası zehirli alan değil. Exotic flower, tamam. Bunun altında ne var? Bir dakika, şu an biz yeni bir yere gidiyoruz anlaşılan. Zaten yeni bir şehir bulmamız gerekiyor çünkü burada istediğimiz şeyler yok. Buradakinde pig var. Buradaki pig kapının anlamı, yani pigin üstünde, bir dakika. Tapınağın üstünde mi değil mi onu çözemedim tek şu an. Burada mantitler var dedik. Bu ağaçlar önemli. 3 tane yaprak mı ne koyuyoruz? Yemek oluyor. Çok da fazla can veriyor. Onların hangi sezonda büyüdüğünü şu an aklıma gelmiyor işin gerçeği. Bayağı bir böyle, zaten malumunuz şeye girdiğiniz zaman ağzına çaktığımı, neydi ismi? Wikipedia'sına girdiğiniz zaman zaten bayağı bilgi edebiliyorsunuz. Edinebiliyorsunuz. Şu cocoon tree'lere bir gideceğim ya. Bir onları bir incelemem gerekiyor. Aspargus, bir dakika. Aspargus'u saf yiyince ne kadar can veriyor bize?
Bu arada sanity'miz biraz indi. Gece 3 verdi ve gece hemen geçti. Ağzından çakayım bir dakika ya. Bakın sanity'm azaldığından dolayı. Bizim eleman burada. Ağzına çaktığımın fili de var burada. Iron ore'lar piyasada duruyor. Bunları aslında alsam çok mantıklı olur. Fakat yerim... işte bunlar. Bak Bigon işte bunlar için. Not Mound'un içinden çıkıyor bu veletler. Bak Bigon işte on... Evet Bak Bigon'du galiba ismi. Bir dakika. Gummy Slug çok işimize yarayabilir. Sparkling Pool aslında... Hayda, iki tane de çıktı ha şimdi. Ağzına çaktım. Bunu şimdi almam gerekiyor. Ne atacağım? Altına atamam. 18 tohumum var. Venom Gland de çok önemli. Hay ağzına çaktım. Acayip zor. Tamam. Yani bunu atmaya karar verdim. Burada da çok bir şey yapamayacağız. Bunlar peşimize girdi mi bırakmıyorlar. O zaman tamam hacı abiler. O zaman şöyle yapıyoruz. İlk öncelikle gidelim. Burada daha ne kadar silk çıkarırız ona bakalım. Malum bu spiderler sürekli spawn ediyor diye duydum. Eğer ağacı tam kırmadığımız zaman böyle bir şey vardı galiba. Biz ama yıktık. Bir dakika şunun altına bir bakalım. Sizin de tabi bildiğiniz bilgiler varsa bu spiderlerle alakalı. Ana tavus kuşu. Acayip de tatlı ha. Hala şey olmamış. Bir de Leafy Meat atmış. Rope da atmış da rope alamıyoruz. Benim anlamadığım tek şey bu elemanlar. Tamam da iyi anladık yani. Tamam. Gorilsiniz. Ağzına çaktığımın bayağı agresif bunlar. Spawn merkezimize geldik. Spawn merkezimin üstünde de hemen bir tane şey varmış. Yağmur yağıyor. Bu iyi bir sinyal. Burada rope'ların olması biraz tehlikeli. Aslında o rope'ları da toplayabileydik. Efsane olurdu. Buradaki Cocoon Tree'de bu ara hiçbir şey yok. Tamam dediğimiz gibi. Hemen bir bilgiyi çek yani bir kontrol ettim. Evet dediğimiz gibi bunlar agresifmiş bu ara ben onu bilmiyordum. Önceden nötr olduklarını düşünüyordum. Ama öyle değilmiş. Aynı zamanda birbirine de yardım etmiyorlar. Yani birisinin ağzına çaktığımın diğer silkleri unuttum. Hayda. Ağzını yüzünü dağıtayım. Allah. Neyse gold dust'ı burada bırakacağım. Dışkıyı alayım. Yalnız onu es geçemeyeceğim. Şimdi silkler için nereye gitmem lazımdı? Silklerin nerede olduğunu şimdi hatırlamıyorum. Harita kaydı. Ağzına çaktığımın. Bir dakika. Ateşi ben burada yaktım. Tamam doğru. Bakayım evet böyle yürümem gerekiyor değil mi? Bir dakika bunu da indirebilir miyiz acaba? Fazla rope var burada ya. Çaksa bir tane hele. Agro'yu üzerine alsa da. Biz bir hit yersek ölürüz gerçi. Ondan dolayı çok şey olmak istiyorum. Dikkatli olmak istiyorum. Bir tanesinin ağzına çakabiliyormuşuz. Onu biliyorum da. Yani damage'i yüksek. 60 damage yazıyor burada. Boru değil hani. Hasarları felaket. Şakaya alınmayacak bir hasar. Bu ara çiçekten aslında yok. Şey yapacak. Doğru. Hanging Vine. Ağzına çaktım bu illa bana dalacak gibi duruyor. Şurası açık olsaydı burayı alacaktık rahatlıkla da bir türlü
1v1'de hiçbir şekilde alamam bunu yani. O öyle bir sorun var. Bu ara gitmem gereken yeri bile ağzına çakayım. Neresiydi ya? Burasıydı. Bayağı bir uzaklaştım. Oh. Yiyelim de. Bunlar galiba bir şey olacak ya. Ha, daha fazla toplayamıyormuşuz. İyi, yaprağa ihtiyacım var. Evet, burayı toparlamıştık. Zulalamıştık. Ağzına çakayım zaten. Şu robotları alacağım ya. Ama ne atacağım? Yine sorun ne atacağım? İki, yani robotlar da beleş değil ki ağzına çaktığımın. Aa, bir dakika, Cocoon Tree var karşımda ve hala ne yapacağım diyorum kendime. Maşetle de kırılabiliyor mu? Ağzına çaktığım maşetle de yapılmıyormuş. Mecburen balta yapmam gerekiyor. Hay ağzına çaktığım. Maşeti yere atacağım. Burada yalnız Rope'un kralı var beyler. Ama ben buraya hasar yemeden... Evet, uyuyorlar. Ne oluyor ağzına çaktığımın? Şimdi merak ettiğim... Eyvah. Bir dakika, karanlık olacak. Dolunay mı? Bir dakika, ben buralara... Heh, buralara atmıştım. Sanırım kamp ateşi yakmama gerek yok. Bunlar yeterince ışık veriyor. Allah belanı vermesin senin. Evet, bu sesler ne diye düşünüyordum. Cevabını da almış olduk. Ağzına çakayım. Tam da karanlık olacağı vakitte geldi yani ya. Of, o kadar çok da emek verdiydik ya bu haritaya. Ağzına çakayım sizin ya. Neyse, o zaman bunu uzatacağız bu bölümü. Böyle olmaz. Ama bayağı bir şey öğrendik hacı abiler. Dediğimiz gibi silki böyle indiririz. Tamam, silkte sorun yok. İlk başta aslında çoğu şeyi yapabiliriz. Yemekleri falan, cart. İşte güzel bir köy bulmak da aslında önemli. Ben başka Don't Starve ile alakalı neler okumuştum onu mu merak ediyorum. Don't Starve ile alakalı neler okudum? Sadece bunlar da değil. Papyrus'un nerede elde edeceğimizi falan okumuştum. Gardiyanları öldürüp Halbert alınabileceğini görmüştüm. Hani oynarken vakit safhalarında güçlü olabilmek için. Corkbat var ama kullanımı az, onu gördüm. Royal itemleri falan filanları, kraliçeyi, o işlere biraz baktım ettim. Ha, doğru, ağzına çaktım, şimdi hatırlıyorum. Bir de ben bir şey açmıştım. Yeni yemeklerin şeyleri. Bir foliage, bir meat, bir veggie ve bir şey daha eklediğimiz zaman steamed ham sandwich veriyor. Bu sandwich 40 can basıyor ve 37 açlığı doyuruyor. Yani baya baya iyi. Sanırım hatta en iyi yiyecek. Şey açıdan düşünecek olursak. Her türlü ihtiyacımızı tatmin edecek boyutta olmasından dolayı en yiyecek bu. Bir foliage, bir meat, bir veggie. Bu üçünü birleştirdikten sonra bastığımız zaman hacı abiler 40 can, 37,5 açlık ve 15 sanity dolduruyor ya. Çok felaket. Ondan sonrası kolaycılığına yapılan şey aspargus. İki tane kuşkonmaz. Bir de yanına bir veggie daha koyduğumuz zaman hacı abiler. Aspargus çorbası, yani kuşkonmaz çorbası oluyor. Bu ara takıldı bayağı dostlar. Evet, hiç seninle uğraşmayacağım ağzına. Maximilian 10 kez gördüm seni zaten. Su aygırları.
Bir dakika, bunlar dalabiliyor mu? Aa, biz dalabiliyor. Allah! Bir dakika, sudan çıkabiliyormuş bunlar. Ağzına çaktığımı. Ağzına çaktım, ben bunların çıkabileceğini düşünmedim. Oo. İşte buradan hacı abiler reels'leri toplayabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Haritayı biraz daha yakınlaştıralım. Aha, bir tane kurbağa rahmetli oldu. Etrafımızda gördüğümüz her şeyi lootlayalım. Tamam, dediğim gibi yemekler bunlar. İyi olan. Gummy cake, gummy slug'la bir tane şeker, et olmayacak şekilde koyduğumuz zaman gummy cake oluyor. Açlığı 150 doyuruyor. Felaket, manyak bir şey. Demirin... Bunlar ne? Cave... bir tane cave bulduk oyunun başında hatta. Bu iyi bir işaret mi? Ah! Furnished foliage, bunlar acabiler. Bunu bir et ve bir veggie ile birleştirdiğimiz zaman deli gibi bir yemek elde edebiliyoruz. Aman aman, bize elektrik çakma, ağzını yüzünü dağıtırım seni. Bize orada bir flintimiz var. Flint alalım. What? Bu ne? Rock thing. Tamam reis, bizden kaç zaten. Sana zararımız yok ama korkma. Rock thing. İşimize... Ağzına çaktım. Niye mi o tohumları? Oo, burada bayağı büyük bir çete var beyler. İndireceğiz o çeteyi. Daha normal bir biyom yok mu ya? Normal bir biyom. Şu an... Tamam, bu demirleri buluyoruz. Okey de. Şu an lazım değil bu demirler bize. Bildiğim kadarıyla yani. Burada rainforest var. O iyi aslında. Yani... Tropikal ormanın yakınlarımızda olması güzel. Ama yani bizim asıl oyunda evimizi... yine bir tane halk varmış. Halktan bir adam. Evimizi kuracağımız alan yok yani yakınlarda. Evet, bu aman bunlara bulaşmayalım yoksa belamızı buluruz hacı abiler. Ne kadar yakından saldırdıklarını bilmiyorum. Agroların seviyelerini hiç bilmiyorum. Oyunun başında daha ağzımıza çakılırsa iyi olmaz. Tamam. Şu an bunlar meyve vermediğine göre şey sezonunda zaten 3 sezon var bildiğim kadarıyla. Evet, buralarda çok dolaşmamak gerekiyordu galiba. Burada bayağı bir şeyleri... bir tane daha keyif var. Evet, bundan çitinimiz çıktı. Bir tane balta yapabiliyoruz mu? Bir tane stick'e ihtiyacımız varmış. Ağzına çaktı mı? Stick de burada. O ne öyle? Ormanmış. Hop, taş da bulduk. Tamam, bir ağaç bir balta yapacağız da ağaç bu sefer mevzu. What? Bildiğin şimdi kediye çarpıp öldü. Ağzına çakayım böyle mantığın. Bir dakika, bir dakika şimdi. Yok, biz biraz da şey toplayalım. Kamp ateşi için de lazım zaten. Bu ne? Orada bir şey var ama ne? Burada bir şey var ama ne o? Göremiyorum. Çöplük var, tamam. Ben de diyorum Allah Allah. Bir şey var orada ama ne, tam çözememiştim. Tamam, şimdi daha bir düzgün resim çıktı önümüze. Neyse, bunu da ağzına çakalım, yine çarpsın bu. What? Neye çarptı o şimdi? Dışkı da topladık yani bayağı. Eyvah. Ağzına çakayım. Eyvah eyvah. Bir bunlar eksikti şimdi. Aman aman gidin ya. Neydi bunların ismi, unuttum. Gerçi bizim reisler döver bunları ama. Bunların biyomları da bayağı var. Dur bakayım, ağzına çaksam. Kapandı. What? Bir dakika, açılıyor mu bu?
Vur vur, bir şey olmuyor. Sürpriz de falan ancak herhalde dövülür o. Evet, buradan ağaç toplayalım biz en iyisi Hacı abiler. Karanlık olmaya başlıyor hafiften. Onun üzerimizde bayağı gereksiz malzemeler var. Ve gerekli malzemeleri toplayamıyoruz. Misal olarak kömür. Şu an hiçbir işlev sağlamıyor. Folyeç de bilhassa o da aynı şey. Yumurtaları alsak daha mantıklı olur. O iki tane cave'e gidip malzemeleri toplayacağız. Onda şüpheniz olmasın. Yani mecburen yapmamız gerekiyor zaten onu. Var, bir çayımdan yudumlayayım. Bu sefer mayayı tutturacağız beyler. Mayayı tutturacağız bu sefer. Tüm ağaçları yıkacağız. Burada görmüş olduğumuz. Ve o cave'lere inilecek. Aslında burası da fena değil düşününce. Bu bir dakika, bu balık ne ya? Allah Allah. Hani balığın da böyle ağzına çekeyim, bırakıldığını ilk defa görüyorum. Neyse, şuraya bir kamp ateşi yapalım. Karanlık oldu olacak. Harbi bu balık yani. Bayağı da bir can doldurdu şaka bir yana. Fena değil. Baltamızı alalım yine. Az çakmaya devam. İyi, yılan bulan da çıkmadı, güzel. Elimizden geldiğince ağaç toplamaya çalışalım. Sanırım bu iki ağaçtan sonra zaten kapasitemiz de bitiyor. Ah, bir balta daha yapabiliyoruz ama pickaxe yapamayacağız ve bize pickaxe lazım. Şu an yani. Cave'lere gireceğimiz için. Bu beanleri kızarttıktan sonra yiyebiliyor muyduk? Biraz sentimiz indi gibi. Evet. Yani yapamıyoruz. Survival için gerekli olan çantayı Science Machine'le önce yapabiliyoruz. Evet, şimdi cave'lerimiz neredeydi? Bir tanesi burada. Diğeri de burada. Yalnız aralarında bayağı büyük bir mesafe farkı var. Bir de böyle yürüyeceğiz. Biz bayağı bir etraftan dolanmışız yani. Bunların arasında da fark varmış. Ağzına çakayım. Ben ikisi aynı sanıyordum. Meğersem değilmiş. Velhasıl girelim buraya bakalım. Kamp ateşini yakalım. İki tane fönler var. İki stalagmit var yani. Bayağı bir iyi bu. Hiçbir zaman iki tane denk gelmedi bize şimdiye kadar hatırlarsam. Red gem geldi yalnız. Red gem geldi yalnız beyler. Bu acayip iyi bir şey. Bu yalnız çok felaket bir şey. Red gem bizim ihtiyacımız olacak. Birkaç şey var red gemle yapılan. Ağzına çakayım. Folyeçlerin de hepsini aldım. Kuşkonmazları yiyelim. Red gemi alacağım onun yerine. Yanıma. Tamamdır. Aman aman bize elektrik çakma. Senin ağzına çakarım. Şimdi buradaki cave'e gitsek mi ya? Gidelim. Çünkü bize altın lazım. Önemli. Oyunun başlarında bilhassa. Ben de havuç indirelim ya. Bu yalnız normal bir... Neyse, normal havuca benziyormuş. Biraz yeşil meşil, acaba bozuk mu dedim ama yok. Tamam. Normal.
Biraz çiçek böcek toplayalım. Senetimiz malumunuz indi biraz. Baltayla yok, baltamız kalmadı. Doğru, baltayla şunu alayım mı diyecektim. Bu burada da baya bir kuş konmaz var ya. Şaka mısın sen? Ağzına çakayım. Yanlış yola girmişiz. Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Ay ay ay, aman 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 aman. Aman aman diyorum. Başımıza dert açmayalım bir de şimdi oyunun başlarında. Ana, eleman hala çöpsüz dolaşıyor. Ah gariban. Ah gariban ama. Çöpsüz dolaşıyor. Bak hele sen. Aha, burada çöpçüler iş başında. Tamam, oraya çakıl be. Aynen. Bir dakika. Pickaxe 3 vuruşta. Evet, ne çıktı? Dışkı. En sevdiğimiz ve en ihtiyacımız olan. Oraya çarpmıyor mu? Bak bak hele sen. Oraya da düştü. Çit, bir tane çitin daha. Tamam, güzel. Çitinler işimize yarayan şeyler arkadaşlar. Zırhlarımızı güçlendiriyoruz. Burada yarasa marasa sesi duymadım ben şahsen. Tamam, burası temiz anlaşılan. İyi, flintlerimizi de çaktık. Yalnız sadece bir tane stalagmit var burada. Stalagmite mi desem, stalagmit mi desem bilemiyorum ama. Çok item elde edemedik yani, üzücü. Oo, bir tane. Allah, bunu da alamıyoruz ki. Ağzına çakayım. Bu aslında güzel bir malzeme ama. Bir dakika, bunu ağzına çakabiliyor muyuz? Yakalayabilme imkanımız var mı? Uf, 3 tane daha var burada. Bir dakika, bunları biz bir şekilde almamız gerekiyor yanımıza. Ama ne atacağım bunun yerine? Maşetimi atsam? Tamam, maşeti atayım ya. Ama ağzına çakayım ya. Neyi atsam bilmiyorum. Kömürü at. Kömürü. Bir kamp ateşi yakmalık malzemem var beyler. Bir dakika. Ağzına çakayım. Diğerini unuttum. Ayo, 4 tane, tamam. Şimdi ben ne yapmam gerekiyor? Şimdi buraları gezindik, tamam mı? Buralarda bir sıkıntı yok. Buralarda da açılıyoruz, devam ediyoruz, tamam mı? İhtiyacımız olan yerler değil gibi sanki. Buralarda da yani kendimize bir alan kurmanın pek bir mantığı yok gibi. Yani bu taraflara doğru daha çok gitsek fayda var gibi. Rainforest'e yakın olmak da iyi ama çok yakında olmamak gerekiyor bence. Yani malumunuz, maymunlar falan baskına gelirse ayvayı yerik. Evimizi acilen kurmamız lazım. Aa, doğru. Evimizi kuracağımız yer. Bu ara bunlar bayağı bir kök salmış. Allah Allah. Aa, pik kafaları. Burada bir ırkçı tutum var yalnız. Ama kimler tarafından? Müthiş bir düello var şu an acabiler. Bunlar yalnız kurbağaya girerler ya. Kurbağa zayıf. Kurbağa kankalarını çağırdı yalnız. Yo. Kingfisher'mış bunlar. Neyse, bunlar dövüşsün. Biz de izleyelim. Kim kimi öldürecek? Bakalım, göreceğiz. Ben dalıp hiç canımı azaltmayacağım ama bu düellonun sonucunu merak ediyorum. Bir kurbağa öldü. Poison Dart Frog ayak. Aha. Tamam. Bunlar, siz dövüşmeye devam edin. Kurbağalar daha güçlüymüş yalnız ha. 2 ve 3 attılar. Bir tane kurbağa öldü. Bir tane de bunlardan öldü. Tamam.
Oo, bir tane daha. Vay canına, helal olsun. Yalnız bu pik kafaların niye buraya da dikildiğini ben onu hala çözebilmiş değilim hacı abiler. Yani amaç ne? Aa bak, orada da bir tane daha mumya var. Hatta bunu, Allah Allah, ne oluyor lan? Yer titriyor. Valla yakınlarda bir şeyler var. Allah belanı vermesin seni. Bunu nasıl neyle döveceğim şimdi? Ağzına çakayım. Bir dışkı atalım da buraya alevlensin. Hacı abi, duşuna dövsene ya. Şşt, ye onu. Aferin, kıs kıs. Kıs kıs. U kıs kıs kıs. Döv onu. Allah belanı vermesin. Elimde de bir şey yok. Tamam, aferin, helal olsun lan. Sana bir tane et atmayan namert. Al, hak ettin. Yemin ederim hak ettin. Helal olsun sana. Aferin. Bir tane balta yapayım ben, ne olur ne olmaz. Bir tane de maşete de lazım, ama ne titretiyor bu kadar etrafı ya? Aa, dur, yumurtaları ağzına çakayım. Doğru, yumurtaları acı abiler. İnsan bir şey söyler ya. Yumurtaları kızartsana emmi der. Üzerim boşalır. Heh. Böyle. Bak hele sen nasıl çıldırıyor. Tamam, 140'ladık. Burada harbi deli gibi bir şey var ama ne? Manyak manyak piyasada dolaşıyor. Burada değil, onu anladık. Bir dakika, burada bir mob var. Ben bir hayli merak ediyorum ne bu. Burada mı o ya? Relikvin. You are here. Bu relikvin kraliçeyi falan mı götürmemiz gerekiyordu? Sanki öyle bir şey. Ah, tea tree. Aa, çay ağaçları bunlar. Sincaplar da var. Aa, turuncuları. İşte turuncuları yakalamak gerekiyor. Onlarla şey yapılıyor. İçecek mi içecek? Yalnız bu kısımda değil anlaşılan. Biz böyle bir yürümeye devam edelim. Ben merak ettim ya, şaka bir yana. O hayvan gibi bir ses çıkaran mevzu ne yani? Kişi ne? Ağzına çakayım. Slak çıktı da kullanamayacağım. Aspargus'u niye aldıysam. Neyse, yiyeyim o zaman. Burada baya bir rainforest ağacı var. Sebebinisi bilmiyorum. Burası forest değil ki. Aha, dışkı var yine. Dışkı elemana yine düştü. Ve biz ağzına çakamadan, neyse, çöpünü gasp ettim. Hala ses çıkıyor farkındaysanız, ama nerelerde? Ağzına çakayım. Bir dakika. Bunlar mı öyle ses yapıyor? Dur bakayım, bekleyeceğim. Evet, bunlar yapıyormuş. Vay ağzına çaktığımın öküzleri sizi. Vay öküzler vay. Demek sesi çıkartan bunlar hacı abiler. Ben de dedim Allah Allah, boss mu çıktı, daha ikinci gündeyiz ağzına çaktığımın, yavaş olun falan diyecektim. Meğersem onlar çıkarıyormuş sesi. İyi. Biraz rahatladı içim. Yalan yok yani. Biraz tırsmıştım. Yine heba mı olacak bu harita dedim. Daha bir şey başlamadık gerçi ama. Tamam. Köye doğru bir yaklaştık. İlk önce bir köyün içinde neler var, neler yok, onu bir göz atalım hacı abiler. Roblarda yalnız patates mi bu? Ne bunlar, çözemedim. Aloe vera var. Duryan var. Özel bir meyvedir. Endonezya falan tarzı oralarda. Aa bak, bunlar başka dünyanın şeyleri hacı abiler. Başka dünyadan geliyor galiba, bildiğim kadarıyla, okuduğum kadarıyla. Ah, dışkı temizlemek tabii ki bizim işimiz. Oinkumuzu alalım. Ama oink için yer yok. Bakalım bunlar yiyor mu? Şimdilik işe yarayacak hiçbir şey bulamadık.
Şehirde yani işe yarayacak bir şey yok. Daha doğrusu şehre daha giremedik. Daha kırsal arazideyiz hacı abiler. Gibi geliyor bana. Burada bir yol var. Ha, burası o relikfing. O relikfing'inde var bir şey. Ben hatırlamıyorum şu an tam net emin değilim ama. Evet, burada bir Oliver var. Oliver emmimiz var. Burada stick var, rod var. Hangisinde ne verecektik onu hatırlamıyorum bile. Unuttum, ağzına çakayım. Ama ben evleri merak ediyorum. Akademi var. Akademide ne var oluyor ya? Bay Feikazu. God's Note. Bunları bir oyunka alıp daha fazlaya satılmıyor mu? Burada yemek var. 30 oyunk mu? Reis sen ne yapıyorsun ya? Hiçbiri işe yaramaz. Akademi de işe yaramaz. Daha iyi şeyler lazım bize hacı abiler. Yalnız ateş kurabilecek şey yok yani üzerimizde şu an. Bir coin'im, bir oyunkumuz var. Ağzına çaktım. Oyunku da yere atacağım. Haritada gözüküyor mu oyunku? Yok. Altınımız var. En iyisi biz bir yer kendimize belirleyelim. Ondan sonra da yerimizi kuralım. Oradan itibaren sonra bir çanta yaptıktan sonra yolumuza devam edelim. Çünkü başka türlü yani kapasitemiz yok. Sürekli bir şeyler buluyoruz. Buna bir dur dememiz lazım artık. City Hall var, tamam. Çok işimize yaramaz. Grocery de işimize yaramıyor. Plenty Shanty, onu da bilmiyorum ne ya. Yani ne işe yaradığını hiçbir fikrim yok. Okumadım da, araştırmadım da. Early Tales, burada da ihtiyacımız olan bir şey yok. Peki, bunu da merak ediyorum, ne var? 5 oyunka çanta var. 3 oyunka razor var. Cloth da işimize yarayacağını düşünmüyorum. Buy net. İşte bu işimize yarayabilir. Yani aslında 5 backpack'i 5 tane dışkı toplasak para yaparız aslında. Bunları da düzeltsek. Neyse. Bugünlük ışığımız var. Aydınlıktayız. Çok uzaklaşmayalım gerçi. Bugün aydınlıktayız da yarın artık göreceğiz bakalım hacı abiler ne olup ne bitecek. Bir tane shears yapabiliyor muyduk? Shears'i de sanırım evimizi kurduktan sonra önce yapabiliyoruz. Evet. Temel şeyler, temel evler var yine burada. Artık diğerleri başka şehirlerde mi bulunuyor? Onu daha keşfedeceğiz. Burada ne var ya? Ha, surba yapmışlar sadece. Evet hacı abiler. Bu bölümlük bu kadar. Umarım izlemekten ve dinlemekten, ama işte bunları düzelteceğiz. Dinlemekten keyif duymuşsunuzdur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Görüşme dileğiyle diyorum ve hepinize hayırlı günler diyorum muazzeminizden. Selamlarla. Görüşürüz.